Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videoya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, TFF'de ve Türkiye'de sıcak bir gelişme yaşanıyor. TFF tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayınlarının yani lig yayınlarının ihalesine ilişkin olarak 20 Ocak 2022 tarihinde başlayan ihale dökümanlarını alma süreci tamamlandı. Ve yayın ihalesinin Normal şartlarda 21 Şubat'a kadar sonuçlandırılmasını bekliyorduk. Ama bugün bir açıklama geldi. Şimdi açıklamayı sizlere e, okumadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar çok 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 çeşitli iddialar var. Mesela Ajan iddiasına göre teklif veren firmalar içerisinde Saran Grup, biliyorsunuz Sea Sport, Sports Radar, Türk Telekom, Beyin Grup. Ve e, Turkuaz Medya'nın yanı sıra son olarak da TRT yer alıyor. Bunların içerisinde TRT ve Turkuaz Medya. Turkuaz Medya A Spor'un içinde yer aldığı grup arkadaşlar. TRT'yi zaten biliyorsunuz. Beyin'i zaten biliyorsunuz. Türk Telekom'u biliyorsunuz. E, TV bu vesaire e, şeyle sistemleri var. Kanalları vesaire. Bu spor sıradar yurt dışındaki bir site bu oluşum diyelim. Hani baktığınız zaman işlerinde sadece iki tanesi şifresiz. Ve genel paket için 3 firma teklif vermiş yani genel paket. Bu firmalar Saran Grup, Beyin ve Türk Telekom. Genel paket yani şifresiz paket için Sespor, Beyin ve Türk Telekom. Yani içindeki her bir alt paketi açık açık değer biçmek kaydıyla firmalar tek bir teklif sunmuş. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar genel paketi aldığınız zaman alt paketleri siz belirleyebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar kanala e, şeyin özetini satabiliyorsunuz. Turkuaz Medya ve TRT ise paket 1D için teklif vermiş. Yani şifresiz e, iki kanal 1D. 1D'nin içeriği nedir? TFF birincilik maçlarının canlı yayınakları, özetleri, süperlik maçlarının geniş özetleri, haber amaçlı görüntüleri, e, videolarda kullanma hakları. Yani TRT ve ee, A Spor diyeyim şifresiz yayınlamaya değil sadece özet için ve TFF birincilik için başvurmuş. Sports Radar ise paket 2'ye teklif vermiş. Bakın bu çok önemli bir teklif. Bu çok önemli. Niye biliyor musunuz? Paket 2 de Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı. Yani misal veriyorum Fenerbahçe'nin maçını. Fenerbahçe'nin maçını. Fenerbahçe'nin bütün maçlarını İddia sitelerinden izleyebileceksiniz. Naklen, şifresiz. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Eğer bu kabul edilirse ki ben bunun kabul edip edemeyeceğini merak ediyordum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesinden ilgili bir açıklama gelmiş. Diyor ki TFF bugün gerçekleştirilen yayın ihalesine 14 firmanın katıldığını açıklamış. Yani Ajans Spor bizlere az bir sayıda firma verdi ama genel paketi 1D'yi ve e, internet haklarını söyledi. Avrupa'nın Avrupa birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle gelişen teknolojiyi de baz alarak bakın dikkat edin TFF'de şu anda demek ki bir kargaşa var. Hani e, biz o şeyin hakkını versek mi vermesek mi diye bir karmaşa var benim anladığım kadarıyla. E, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma biri alternatif olmak üzere 15 teklif vermiş olup işlerinden bir tanesinin sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır. Bu internet hakları var ya onunla ilgili. Bu kapsamda mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için tüm katılımcı firmalara 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17'ye kadar ek süre tanınmıştır. Ne için ek süre? Tekliflerini revize etmeleri için, eksiklerini tamamlamaları için. Ayrıca bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlenmesi. Bakın kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şudur. Düşünülen bir sistem vardı. Mesela Fenerbahçe'nin sezonda derbiler hariç 5 maçını Fenerbahçe TV'den şifresiz yayınlama hakkı. Fenerbahçe TV'den şifresiz. İşte Galatasaray'ın Sezonda 5 tane açın Galatasaray TV'den ya da YouTube kanalından. İşte Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın falan. Ee, ya da e, kulüplerde ortak oluyorlar bu sisteme. Diyorlar ki işte misal bu sistem bence daha iyi de. Mesela Fenerbahçeliler diyor ki arkadaş biz dekoder satın alanları sayın. Kaç kişi aldı? 7 milyon kişi toplam. Misal veriyorum. Kaçı Fenerbahçeli? 3,5. Bizim payımız ona göre verin diyorlar. Yani çeşitli alternatif tekliflerinde detaylı olarak değerlendirme söz konusu firmalarla tüm görüşmeleri üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmış. Yani e, federasyon yayın haklarına ilgili bir toplantı düzenleyecek. Hocam bunun bize ne faydası var? Arkadaşlar para para para. Şimdi Fenerbahçe'mizle ilgili kısma geçelim. Fenerbahçe biliyorsunuz Slavya Pırak maçı var. Perşembe günü ve 16 Şubat çarşamba günü basın toplantıları gerçekleştirilecek. E, Fenerbahçe Pırak maçı öncesi 16 Şubat çarşamba günü ilk olarak saat 14'te Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Saat 17'de ise Slavia Prak Teknik Direktörü Jindrik Tirpisoviski basın mensuplarının sorularını yanıtlayacakmış arkadaşlar. Ee, bu müsabaka çok zorlu geçecek. Şimdi birçok arkadaşımız ya ben Slavia Prak'ı biliyorum. Dandik bir takımdır diyorlar ama siz onlara inanmayın. Hepsi yalan söylüyorlar. Öyle dandik bandik bir takım değiller. Haberiniz olsun. Ee, ha sevindirici tarafı ne? Altay Bayındır'ın geri dönmüş olması. Çünkü Altay gerçekten iyi bir profesyonel, iyi bir insan. Yani iyi bir arkadaş, gerçek hayatta arkadaşınız olsa samimi olursunuz bayağı bir. Yani hem beklenenden daha erken döndü sakatlıktan. Sakatlıktan çıktı. ilk maçta büyük beğeni topladı. Yani bu tip profesyonel. Mesela Serdar Dursun maçtan çıkmak istemedi. Hani maçı kazanmak için her şeyi yaptı. Bize böyle isimler lazım. Anlatabiliyor muyum? Bugün ee şöyle bir şey var. Jose Callejo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazmışlar. İtalya'dan bir e, duyumcu e, şeyleri, ekibi. Callejo'nun yaşından haberiniz var mı? Yoksa ben söyleyeyim yani 35 yaşında. Yani 11 Şubat 1987 doğumlu 35 yaşında. Ha, sadece bilin diye söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ha Callejo'nun bu sezonki performansı 24 maç 1 gol 3 asist. Yani bir gol üç asist. Yanlış anlamayın ama Ali Koç'u tefe koyarlar. Yani öyle böyle değil. O yüzden bu tip palavralara inanmayın. Anlatabiliyor muyum? Yine bir yerde bir duyum gördüm. Sezon sonunda Sosa ve Gustavo yolcu diye Hayır, inanamadım. Yani Sosa'nın yolcu olduğunu nasıl duydunuz? Nasıl? Hele hele sözleşmesi de sezon sonunda bitiyorken yani nasıl akıl edebildiniz? Bir ikincisi Gustavo'yu o maaşı bırakıp bir yere göndermeye nasıl ikna edeceksiniz? Nasıl ikna edeceksiniz? Onu da merak ediyorum. Bu arada Aygün Özü pek tarih altın harfiyle geçen bir duyum daha vermiş. Fenerbahçe'nin tek hedefi UEFA Konferans Ligi'nde finale kalmak demiş. İşte korkumuz buydu. İşte tam olarak da işte tüm da korkumuz buydu. Maalesef Aygün abi bu açıklamayı yaptıktan sonra benim artık Konferans Ligi'ndeki maçlara ilişkin inancım tamamen yerle bir oldu. Muhtemelen sizde de durum aynıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız bazıları Fenerbahçe ile var olurken bazıları Fenerbahçe ile ya da Fenerbahçe yüzünden var oluyor. Yani Fenerbahçe ile var olanlar Fenerbahçe için var olanlar diye ikiye ayırabiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi Servet Çetin. Demiş ki Servet Çetin Salahi ve Kim'in Abartıldığını düşünüyorum. Ahım an bir şey yaptıkları yok. Oyuna da pek katılmıyorlar. Kaç golleri, kaç asistleri var acaba? Savunmayı da pek iyi yapmıyorlar demiş. Yani e, herhalde içmiş olduğu sıvının etkisiyle ya da kullanmış olduğu maddenin etkisiyle böyle bir açıklama yaptı detaylı araştırdım. Lan dedim belki hani kelimelerden oynamışlardır. Kelimelerine dikkat et demiştir birisi. O da dikkat etmiyorum demiştir. Dikkat et demiştir. Cık. Demiş ki Atilla Senayi ve Kim beğenmiyorum. Yani tam cümleler bunlar. Kim beğenmiyorum. Onlar stoperse Luciano ve Lugano neydi? Onların yanında bunlar stoper değil. Bir tek Galatasaray'daki Marcao iyi demiş. Herhalde Galatasaray'daki yeni yapılanmadan haberi var. Diyor ki lan kapı atayım. Burası açalım mı? Aynı diyebiliyor muyum? Yanlış. Biliyor olabilirim. Hani Fenerbahçe'yi salladıktan sonra gündeme gelip televizyon kanalında yorumcu olayım. Eda'lar bu. Aynı Servet Çetin şöyle bir açıklama yapması lazım. Uğurcan Çakır da neymiş öyle? Allah aşkına. Son 5-6 sezondur kaç golü var demesi lazım. Servet Çetin'in. Hani kaç golü var? Bir tane golünü söyleyin ya. Demesi lazım. Hani bir de utanmadan 10-15 milyon euro beklentiniz var. Demesi lazım. Futboldan bu kadar anlıyorlar. Mesela Önder Karaveli. Buna değinmem lazım. Rakip takımın e, bilgisi ama yine de değinmem lazım. Şimdi Önder Karaveli Adana Demirspor maçına sağ bekte Rozier sakat olduğu için yani sağ bekte Rozier sakat olduğu için alt yetişen Kerem Kalafat oynatıyormuş. Yani bizim tarafta da diyor ki hani oysa kanat ve orta saha oyuncularından birini orada oynatabilirdi. Hani diyor. Akıllar sıra İsmail Kartal'a dem vuruyorlar. Ben de şu açıklamayı yaptım. Arkasındayım da bu açıklamanın. Türkiye'de birçok insan skor odaklıdır. Sonuç odaklıdır. Yani sonuç odaklıdır. Şimdi Beştaş bu sabekle çıktı. 5 tane yedi. Bakın bakalım Önder Karaveli'ye ne çeşit küfürler geliyor. 5 tane yese. Yani yanlış anlamayın. İstediğimden istemediğinden dolayı değil. Aynı şekilde bir tane atsa. 1-0 maçı kazansa. bir 0 maçı kazansa. Bakın ülkemizde skor skorcu insan çok. 5-0 kaybetsin Önder Karaveli'ye bayağı söven olur. Maçı bir 0 kazansa Kahraman Önder, Kral Önder, Fikir Adamı, Aristoteles ilan edilir. Bizim ülkemizde her şey sonuç odaklı. Sonuç alabiliyorsanız, yani ee, sonuç alabiliyorsanız ülkede kahramansınız. Sonuç alamıyorsanız geçiniz. Her şey sonuç odaklı bizim ülkede. O yüzden İsmail Kartal gençlere oynatmıyor. Oynatıp sonuç alsın. Bak neler oluyor. Bak Vitor Pereira Selmen'in başında Muhammed oynattı gol attı. Fatih Yiğit oynattı gol attı. Arda Güler oynattı asist yaptı. Tık 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 tık. Devam etseydi ki yönetimden bazı arkadaşlar bunu istemedi. Devam etseydi bakın bakalım neler oluyordu. Şimdi bir yardımcı antrenörü çıkarmışlar. Bir e, sportif direktör çıkarmışlar. Ante, Antin Kuntin bir ismi vardı. Antero muydu o? Angelina mıydı? Öyle bir ismi vardı Şimdi bu ismi birkaç haftadır yazan arkadaşlar var. Twitter'da ben dikkatimden kaçmıyor. Yani birkaç hafta önce yazmış olanlar vardı. Hani Löv'le birlikte gelirse şöyle yapar böyle yapar diye. Şimdi Löv geliyorsa bu adam gelmez. Gelmemesi lazım. Bu adam geliyorsa Löv'ün gelmemesi lazım mantık olarak. Çünkü bu iki isimden bir tanesinin istediği transferlerin yapılması lazım. Yani Löv geliyorsa tamamen teknik patron olarak gelmeli. Bu arkadaş da geliyorsa sportif direktör olarak gelmeli. Şimdi ben iki ismi de değerlendiriyorum. Löv de gelse, bu adam da gelse mutlaka önce satış isteyecek. Yani önce futbolcuları bir satalım diyecek. Ali Koç'a diyecekler ki aman sen futbolcu alma. Senin aldığın hiçbir futbolcuda hayır yok. Şimdi bugün Fenerbahçe'ye para edecek kim var? Ferdi Kadıoğlu. Pa satsam para eder yani sözleşmesi uzatsam. Kimin sayesinde geldi biliyor musunuz? Filip Koko. Zorla getirdim. Başka Osayi Samuel <laughs> Emre Belezoğlu mahsulü hatta bu Endia'yı da istiyordu. 2. Kim Minji Vitor Pereira'nın Atilla Sanayi Rogo'nun Rogo'nun bizzat alın bundan iyi para elde edersiniz. Faktörü. Başka düşünüyorum. Crespo Pereira'nın ee, hani Mert Hakan, Ozan falan o kadar para etmez. Ozan Tufan da Vitor Pereira döneminin yani ilk Vitor Pereira döneminin transferi. Başka kim para eder Fenerbahçe'de? Şöyle düşünüyorum. Pelkas Rogo'nun Değil mi? Yani Satsan para etse Rogo'nun. Valencia Erol Bulut'un özel isteğiydi. Hani 2-3 milyon euro belki alacak olursak. Başka Rossi para etmez. Hocam ona da Vitor Pereira aldırdı mı? Vitor Pereira'ya seçenek sunuldu. O da bu mali yükümlülükte de alabilirsiniz dedi. Onun dışında bir şey yok hani baktığınız zaman para edebilecek isimlerin hepsi Ali Koç'un dışındaki isimler. Ha ben Fenerbahçe taraftarına şaşırıyorum. Hani hala Löv, Jorge Jesus, işte sportif direktör falan filan diyorsunuz. Ben size bir şey soracağım. Bu ligi çok fazla gözünüzde büyütmüyorsunuz. Hani diğer video 19.07'ye tamamlansın diye kısa kestim ama. Bir de buradan sorayım. Sizce çok büyütmüyor musunuz bu ligi? Yani bu ligde kimlerin şampiyon olduğuna bir bakın. Kimlerin şampiyon olabileceğine bir bakın. Ya akıllı bak akıllı başkanı olan bu akıllıyı her türlü manada düşünebilirsiniz. Akıllı bir başkan olan takım şampiyon olur. İsterse kötü oynasın. Lan Crespo'yu listeye yazdıramayan adamdan löv beklemek ha şunu dersiniz hocam işte yazıldı, çizildi kağıt üstüne şu şampiyon olacak, şu ikinci olacak dediler. Ali Koç da onayladı. Dediler ki seneye de siz olursunuz. Tamam kabul etti. Deseniz anlarım. Derim ki lan bu sene masraf etmedi. Önümüzdeki sene yasaklıyor. Anlarım. Ya aklı başında tek başkan olmayan bir takımda hiçbir şey yapamaz. UEFA listesine ya 1.6 milyon euro. Sadece 1.6 milyon euro. Lan 1.6 milyon euro 2007 yılında söylesem millet bana küfür ederdi. 1.6 milyon euro bonservis ödediğin adamı listeye yazamadın. Siz şampiyonluk kadrosu, futbol ekolü, hani ekonomik kurtuluş, tam bağımsız Fenerbahçe, borçlar idaresi, duyuğunu umumiye, amatör şubeler, denk bütçe falan bekliyorsunuz. Ya ben size şunu söylüyorum. Ali Koç ve ekibi ya Fenerbahçe düşmanı ya çok çok beceriksiz. Umarım beceriksizlerdir. Çünkü beceriksiz adama en azından aklı başında bir adamı getirirsin, full yetkiyi verirsin, kurtulursun. Bilmiyorsa bilmiyordur. Mesela beni bugün bir şirketin başına CEO olarak geliştirin. Ben bilmiyorum, anlamıyorum işim. Ama bana bir öğrenci verin. Hani zeka seviyesi ortalama ya da ortalamanın üstünde bir öğrenci verin. Buna bir ayda okuma yazma öğretin. Ben okuma yazmanın yanında toplama çıkartma da öğretirim. Bir ayın içinde. Sular seller gibi öğretirim hem de. Anlatabiliyor muyum? Herkes bildiğini. Şimdi Fenerbahçe gelecek sene şampiyonluğa oynayamaz. Bugünün şartlarında söylüyorum. Yani 14 Şubat 2022 şartlarında söylüyorum. Asla şampiyonluğu oynayamaz Fenerbahçe. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ali Koç şunu bilmiyor. Bu ligde çok atacaksın, az yiyeceksin. Düz mantık bu. Hocam yani bunu salak olan salak bilebilir. Yani sen ne demek istiyorsun? Ali Koç tabii ki bunu biliyordur. Bilmiyor. Eğer bunu bilseydi Forvet'e yatırım yapardı. Kalecin emin ellerde. Bak 2-3 senedir Altay'la kalecin emin ellerde. Forvet'imiz emin ellerde mi? Vedat'ın dışındaki hangi forvet sizde o, hocam biz bundan iyi para elde ederiz hissi uyandırdı. Samat geldi ilk maç iki gol attı sonra yok oldu. Samat da kafayla gol atma meyilli futbolcu. Samatların sistemde yerden oynadık. Berisha Serdar Dursun kafayla gol atma meyilli futbolcu. Bunlarda da yerden oynuyoruz. Yerden meyilli forvet Allah yar vardı onu da elde tutmadık gönderdik. Valencia biraz yerden oynama meyilli. Yerden oynadığımız maçta da daha iyi oynuyor. Yani bakın. Bakın şunu söyleyeceğim. Atanın iyi olacak atanın iyi olacak. Atan derken sağ kanat, sol kanat, on numara forvet. Dördü de çatır çatır isim olacak. Hani yedi tane yabancı hakkınız var ya seneye. Bana kalırsa dördünü bunlardan kullanman lazım. Dördünü bunlardan kullanacağım. Ve babalar gibi isim. Hani böyle Şakiri'dir, Pavondur, Adnan Yanuzay tarzı. Hani en az 10-12 milyon euro e, transfer market bir şey olacak, CV'si olacak. Forvet'e bir niyan kalacaksın. Ha, kadron iyi hocan kötü. Hocan iyi, kadron kötü. Cık, o olmayacak. Hepsi bir uyum içinde olacak. Ve Fenerbahçe bu zihniyetten olmaz. Bakın gelecek sene ileride de, ileri dörtlüde oynatacağım bir tane isim yok şu anda. Şu anda Fenerbahçe'nin gelecek sene ileri dörtlüsünü oynatacağı bir tane isim yok. Mesut Nanay, İrfan Nanay, Zayis Nanay, Valencia Nanay, Papatya falan, Pelkas Nanay, Berişay'ı siz beğenmiyorsunuz. Serdar Dursun olsa olsa yedek olur. Osayi Nanay. Değil mi? Rostinana'yı size göre. Ben diyorum ki size. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için dört tane baba lazım. Önce dört tane baba lazım. Bu dördünün arkasını doldur. Çok iyi bir kanat oyuncusu al. <laughs> Misal veriyorum. Bu Penza'yı al. Bu Penza'nın yedeği Ferdi'dir de. Ben okeyim. Yani bu futbol zihniyeti gelmediğimizde şampiyonluk falan beklemeyin. Ha! Noak, Nazım, Tisserand, Sosa, Gustavo, Zayt, Mesut, Pelkas, Rossi, Berisha, hani sayarım. Taraftarın memnun olmadığı isimler diye. Bu takıma birinci sınıf forvet lazım. Birinci sınıf sağ kanat lazım. Ön taraf. Birinci sınıf sol kanat lazım. Ön taraf. İki tane sol bek lazım bu takıma. İki tane sağ bek lazım bu takıma. Ha Burak kapacağı oynatacaksan bir tane lazım. Ya bu takıma kütürük kütürük bir sekiz numara lazım. Zayt, Sosa, Gustavo inanın bunların hepsini gönderin. Bir tane doğru düzgün bir isim alın. Crespo, Ozan, Mert Hakan bu isim 4 yeter. 6 8 için. İsmail Yüksek de var. Müthiş bir alternatif. Yeter. Bu takıma sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek, forvet %1 milyon şart. Eğer 7, 7 tane yabancı hakkını kullanacaksan bunları da kullanacaksın. Adam akıllı bir kaleci eğer 6 ay gidiyorsa sakın Berke'ye güvenmek gibi bir hata yapılmamalı. Mesela şu olabilir. Ertuğrul Taşkıral. Getirirsin. E, majördür. Koyarsın e, yedek kulübesine. Dönüşümle oynatırsın. Şu an birçoğunuz şey diyor hocam e, yani Ertuğrul Berke'den iyi diyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Ve şunu söyleyeyim. Bakın taktiksel olarak birçok kişinin eleştirdiği yerin dibine soktuğu Vitor Pereira bugün e, belki de rekor kırmasını bekledikleri, rekor puan almasını bekledikleri Trabzonspor'dan yani orada Trabzonspor'u da mahvediyordu. Belki farka götürüyordu takımı. Yani hakemin Kim Minji'ye verdiği haksız bir kırmızı kart maçı bitirdi. Maç orada bitti. O an Fenerbahçe sahadan çekilseydi belki bugün çok çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Biz belki bugün çok çok farklı şeyleri konuşuyorduk. İnanın farklı şeyleri konuşuyorduk. Senin niyetin bozuk hakem deseydi biz bugün çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Ha Fenerbahçe oraya çakıldı kaldı. Ben başka bir adam der ki hırs yapayım, hırs göstereyim. Tamam bu maç giderse gitsin. Diğer maçları asılayım dese Fenerbahçe'nin de orada Şiraze kaydı. Galatasaray'ın Crespo'nun golünden sonra Şiraze'si kaydı. Beşiktaş Sergen neydi herhalde? Giresun'dan bir 4-7 Şiraze kaydı. Dediğim gibi mesela taktiksel bir başarısız bulsun ama Vitor Pereira Trabzon deplasmanında gayet iyiydi. Ve takım iyi gidiyordu. Ama durum bu. Niko Kovac son olarak bunu konuşayım. Bu kış benim hakkında çok şey yazıldığını okudum ama kimse benimle resmi olarak temasa geçmedi. Bana belirli bir projeyle gelecek ve nereye gideceğimizi ikna edecek kulüplerle görüşeceğim demiş. Geçiniz. Bizim öyle e, Niko Kovac'tan falan geçirecek vaktimiz, zamanımız yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim şu anda, bizim şu anda ihtiyacımız olan şey ne biliyor musunuz? Sezon sonuna kadar en az hasarla ligi tamamlamak. Çünkü biz çok hasar aldık. Biz çok yara aldık. En az hasarla gibi bitirmek. Lig bitti mi planlamaya geç. Ama adam gibi planlama. Öyle transferler kampa yetişecek deyip de yalan söylemenin lüzumu yok. Yetiştirebildiğini yetiştireceksin. Sen şu anda elden birçok futbolcuyu çıkartmak zorundasın. Elden birçok futbolcuyu çıkartmak zorundasın. Çıkarabiliyorsan ne ala. Çıkaramıyorsan vah ki vah. Yani Fenerbahçe'nin sorunu Burada çözümü de burada ya. Çözüm çok basit ya. Doğru yapılanla ve şimdiden yapılanla. Ha bu akıl var mı? Maalesef bu akıl yok Fenerbahçe'de. Doğru konuşalım. Bu akıl yok. İnşallah bu akıl gelir. Sizlerde, ben de doğru düzgün bir Fenerbahçe izleriz. Sevgili arkadaşlar, bir beğeni, bir yorumu çok görmeyelim. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizlere destek olabilirsiniz. Oynatma listelerini açık bırakıp videoların izlenme süresini izlenme sayısını arttırabilirsiniz. Kanalımıza yorumlarınızda katkıda bulunup videoların izlenmesine büyük katkıda bulunabilirsiniz. Reklamlara tıklayıp azıcık da olsa gelir kalemine katkıda bulunabilirsiniz. Çünkü birçok çekiliş yapma fikrimiz var ama e, eldeki imkanlar dahilinde maalesef yapamıyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.